Faruk Tınaz. O doğduğunda takvimler 6 Haziran 1956'yı gösteriyordu. 8 çocuklu bir ailenin 5. çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi. Annesi Mevlüt Han olan ünlü şarkıcı Ümit Tokcan, Mustafa Erses ve Nevzat Sümer gibi önemli isimlerden müzik dersleri aldı. 1980 yılında TRT'nin radyo özel eğlence sınavını kazanan Faruk Tınaz, TRT'de görev yapmaya başladı. Çalışmalarına bir süre Ankara'da devam eden ünlü isim sahne hayatını İstanbul'da sürdürdü. Bir dönem hem müziğiyle hem de yakışıklılığıyla unutulmaz isimler arasında yer alan Faruk Tınaz, 1973 yılında Osman Yağmur Dereli ve Kamil Sönmez'le Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekran de katıldı. Tınaz, sanat yaşamı boyunca göz göze, şansım açıldı, ömrümü çalan yıllar, kal benimle, kalbimin kadını, dinlenesi şarkılar, Yunus gibi adlı albümlere imza attı. Usta sanatçı 1982 yılında bir tekstil firması açıp onun başına geçmişti. Tınaz, 2007 yılında verdiği röportajda 90'lı yılların ortasında yaşanan pop müzik furyası yüzünden mesleği bıraktığını söylemiş ve popçuların yıllardır büyük emek verdiğim Türk sanat müziği söylemesine gönlüm razı olmadı. Biz varken bu iş onlara mı kaldı? Albümümle daha ölmedim, ayaktayım mesajı verdim demişti. Uzun zaman sonra tekrar albüm yapmaya nasıl karar verdiniz sorusuna ise şöyle cevap vermişti. Birinci nedeni çok büyük emek verdiğim ve 1977'den 1993'e kadar iyi bir düzeyde götürdüğüm mesleğimi popçu arkadaşlarımın sahiplenmesine gönlüm razı olmadı. Piyasada olduğum zamanlarda da gözlem yaptım. Türkiye'de birçok arkadaşımız suni yollarla meşhur oluyor ve kimse mesleğiyle gündemde değil. Oysaki insanlar sanatlarıyla, kaliteli işlerle gündem oluştururlar. Ben de polemiklere giren bir insan olmadığım için sanatımla yaptıklarına cevap vermek istedim. Gelişmiş toplumlara baktığımız zaman insanların kültür seviyeleri sanata olan sevgi ve ilgileriyle belli oluyor. Pop müzik bir furya oldu. Biz gündemdeki önemimizi kaybettik. Türk müziği zordur ama pop kolaydır. Popu hayda hayda okurduk. Popçular artık Türk müziği okumaya başladı. Biz daha ölmedik, ayaktayız. Bu tür müziğe rağbet varsa tam alanında parça seslendirecek biri de benim. Muazzez Abacı yapar, Adnan Şenses yapar, onlara mı kaldı Türk sanat müziği okumak? Faruk Tınaz sanat hayatının yanı sıra Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yapıyordu. Faruk Tınaz yıllar önce verdiği röportajda ötenazi istediğini dile getirmiş. Çok sevdiğim iki dostum Osman Yağmur Dereli, Kamil Sönmez ardından babamı kaybettim. Hayatımın parçaları gitti ama esas acı annemin vefatıydı. Annem Alzheimer hastasıydı, son günlerini çok kötü geçirdi. Eşim Canan'a vasiyet ettim, eğer sancılı ve kötü bir rahatsızlığa yakalanırsam bir çaresine baksın, ötenazi istiyorum, o durumda kalmak istemiyorum. Kesin kararlıyım, Canan nasıl yaparım bunu sana diyor ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda muhabirlerle karşılaşan Tınaz, ben en son albümü 2008 yılında çıkardım. O yüzden sahnelere dönmek beni korkutuyor. Sahnede olmak özel hayatımda problem olabilir. O yüzden ben böyle iyiyim. Kendi çiftliğim var. Yaklaşık 30 tane atım var. Mars isimli atım çok iyi. Yarışları çoğu zaman kazanıyor demişti. Faruk Tınaz 65 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin bir süredir kanser tedavisi gördüğü bilinirken Türkiye Jokey Kulübü acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Kulüp, yönetim kurulu üyemiz Faruk Tınaz'ı kaybettik. Kulübümüzün yönetim kurulu üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz ifadelerini kullandı. Tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz'ın cenazesinin 25 Aralık'ta Adana'da toprağa verileceği söylendi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olan Tınaz için yarın saat 11'de İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Tribünü önünde tören düzenlenecek. Biz de usta sanatçıya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.